Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz bu renklerden yine size bir model çalışacağız. Bu yoğurt kovasının kulpu, sapı arkadaşlar. İsterseniz 5 numara şiş de kullanabilir. Veyahut da biraz daha ince şu kırmızı kalemler biraz ince arkadaşlar. Onları da kullanabilirsiniz. Evet modelimiz şu şekilde. Yoğurt kovasının kulpunu da bu yeşil kirpikleri yaparken kullanıyoruz arkadaşlar. Bu model instagramda gördüm. Çok hoşuma gitti. Ben daha önce arkadaşlar ilk videolarımda göreceksiniz. Yapraklısı vardı. Bir de bir tane de bundan videomuz olsun istedim. Evet. Şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde kirpikli trabzanlar yaparak ara suyuyla başlıyoruz. Bir zincir çekiyorum arasına bir defa doladım. Hemen yandaki tığ battıma girdim. 2 2 olarak aldım. 1 2 3 4 zincir 4 zincirimi kapattım kirpik olarak bir zincir çekiyorum arasına arasına bir zincir çekmemin sebebi arkadaşlar gördüğünüz gibi tığ battılarımız biraz hafifçe irice o yüzden bir zincir çektiğimizde bu şekilde mağrullanmaz ama kirpiklerimiz sık olsaydı arasına zincir çekmeden direkt tığımızı dolayıp trabzanımızı yapardık Evet bu arası suyunu ben 8 tane yapıyorum 2 4 6 8 bu da dokuzuncu kirpiğimizde arkadaşlar bu boş trabzanımızın üzerine 5 tane zincir çekiyorum. 4 ve 5 zincir. 5 zincirimi çektim. Ortada bir tane kirpik bırakıyorum. Şu bir zincirli olan kısma 5 zincirimi kapatıp bu şekilde bir yuva yapıyorum. Bir zincir çektim. Döndüm arkadaşlar. Buradaki 5 zincirli yuvaya bir zincirimi sık iğne olarak kapattım bu şekilde. Şimdi bir zincir çekiyorum. İpimi uzattım. Bu şekilde aparatımı taktım. Aparatım yoğurt kovasının sapı arkadaşlar. Kesip bu şekilde kullanabilirsiniz. 5 numara şişte kullanabilirsiniz. Küçük kalemlerden de kullanabilirsiniz. İkinci ilme. Yine 5 zincirli yuvaya girdim arkadaşlar. 1 2 zincir. Yuvada 2 zincirimi çekiyorum. İpimi uzatıp aparatımı takıyorum. Toplam bu ilmeklerden 6 tane ilmek takıyoruz aparatımıza. 1 2 zincir. Bu da 4. ilmeğimiz. Tekrar yine 5 zincirli yuvaya girip 1 taktığım taktım aparatımı bu şekilde arkadaşlar 6 tane ilmeğimizi topluyoruz 5 oldu bu da 1 2 zincir sonuncu ilmeğimiz arkadaşlar bu şekilde 6 tane ilmeği topladık şimdi arkadaşlar sola doğru muhakkak meyil ediyor o yüzden bu ilmeklerin püf noktasını size söylüyorum yuvanın içine bir iki sık iğne iki sık iğne buraya bu ilmeklerimize destek arkadaşlar bunu unutmayın şöyle sıkı sıkı iki tane sık iğne bir tane de boş olan zincir çektiğimiz trabzana giriyoruz ki trabzan seviyesine inebilelim arkadaşlar bu şekilde aynı hizada olduk şimdi ara suyumuz daha muntazam olacak bir tane zincir çekiyorum bir defa doladım boş olan hemen yandaki tığ battıya iki iki olarak bir trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Kapattım kirpik olarak. Bir zincir bir defa doladım. 2, 2 olarak aldım. Yine 4 zincir. Buraya kapatıyoruz arkadaşlar. Kirpiğimizi. Bir zincir araya bir defa doladım. Hemen yandaki boş olan tığ battıya 2-2 iki iki girerek bir trabzan yaptım. 4 zincir arasına kapat bir zincir. Evet arkadaşlar, şimdi üç tanesini beraber yaptık. Siz 8 tane bir tane de bu kirpiklerimizin yuvası için arkadaşlar. ilmeklerimizin yuvası için yapılacak. Toplam 9 tane bu şekilde kirpikli trabzanı yapacağız. Ondan sonra 5 zincir çekip dönüp yuvamızı yapacağız. İlmeklerimizi altı tane toplayacağız. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi Az suyunu daha fazla uzatmaya gerek yok. Umarım anlaşıldı arkadaşlar. Ve bu çiçeğimizin çilek görünümlü gibi arkadaşlar çok hoş duruyor. Modelimizin yapım kısmına geçelim. Arkadaşlar videonun başında size gösterdiğim mor renk çok koyu çıktığı için yine aynı pembe rengimle devam edeceğiz. İlk ilmeğimden sık iğne ile girip ipimi tığıma tutturdum. İlmeğimin dönük olup olmadığına dikkat ederek yapalım ki arkadaşlar yaptıktan sonra geri sökmesi, emeklerimiz boşa gitmesin. Bu şekilde 3 zincirimi sıradaki ilmeğe kapattım. 3 zincir çekiyorum. Sıradaki ilmeğe kapattım. 3 zincir. Sıradaki ilmeğime kapattım. 1 2 3 zincir sıradaki ilmeği kapatıyorum ve sonuncu ilmeğimi de 3 zincirimi kapatıyorum Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 6 tane ilmeğimizin üzerine 5 tane yuva oluştu. Şimdi 2 zincir çekerek döndüm tülbentimin ters tarafına. Şimdi arkadaşlar bu 3 zincirli yuvanın tam ortasına bu şekilde iki zincirimi kapattım burada eksiltme kesim işlemi de yapmış olduk arkadaşlar 3 zincirimi çektim sıradaki tığ battıya kapattım 1 2 3 zincir sıradaki tığ battıya kapattım ikinci yuvamız 1 2 3 zincir hemen arkadaşlar bu 3 zincirlerin arasından girip yeni yuvalar yapıyorum bu şekilde. 1 2 3 zincir. Hemen yine buradaki 3 zincirli yuvamın içinden girip arkadaşlar yeni yuvalar yapıyorum. Kapattım bu şekilde. 1 2 zincir döndüm. Bu şekilde düz tarafına. Sık iğne ile kapattım kesim işlemini gerçekleştirdim. Yine 3 zincirimi çekiyorum sıradaki tığ battığımın içine kapatıp yuva yaptım. 3 zincir sıradaki tığ battığı kapattım. 1 2 3 zincir. Evet arkadaşlar şimdi yuva adetimiz sayımız 3'e düştü. 2 zincir her köşede dönerken 2 zincir çekerek bu şekilde arkadaşlar eksiltme işlemi gerçekleştiriyoruz. 1, 2, 3 zincir. Zincirimi hemen sıradaki boş olan yuvaya kapatıyorum. 3 zincir. Sıradaki boş olan yuvaya kapatıyorum. 1, 2 zincir. Hemen buradaki yanındaki döndüğüm yuvaya sık iğne ile kapattım. 3 zincir. Evet. 5 zincirli yuvamızı azalta azalta bir yuvaya düşürdük. Yine bir zincir çekiyorum arkadaşlar. Dönüp içine kapatıyorum. Buraya bir tane de zincir çekip ipimi koparıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi bu ilmek ipleri yakıp hemen beyaz kısmının yapımına geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi modelimizin ters tarafını çeviriyoruz. Yuvalarımızı ters tarafından sık iğnelerimizi düz tarafından yapacağız arkadaşlar. Hani şu iki zincirle dönüş yaptığımız yuvamız vardı bakın arkadaşlar. İşte o iki zincirler hem kesim işlemine hem de yuvalarımız için böyle sık iğne ile batmak için arkadaşlar işimize yarayacak. Gayet gördüğünüz gibi rahat bir şekilde 2 zincirin arasına sık iğne ile girdim. Buraya 7 tane zincir çekiyorum. 3 4 5 6 ve 7. 7 zincirimi çektim ve sıradaki arkadaşlar bu dönüş kesim yaptığımız 2 zincirli yerin içine kapattım. Bakın bir tane yuva oluşturdum arkadaşlar. Yine 7 tane zincir çekiyorum. 7 zincirimi buradaki hani 2 zincirle bir tane kalan yuvamın içine girmiştim. Oraya da arkadaşlar sık iğne ile çakmakla yakarken arkadaşlar galiba orası biraz sertleşmiş. Siz sonra da yakacağınız için rahat bir şekilde girebilirsiniz. 7 zincir 7 zincirimi hemen buradaki Burada eğer gerdirirse siz de fazla da çekebilirsiniz. 7 yerine 8 de çekebilirsiniz arkadaşlar. Yine 7 zincir. 7 zincirimi buradaki 2 zincirli dönüş noktama kapattım. 7 zincir. Buradaki arkadaşlar son olarak girdiğim sık iğnenin içine giriyorum. Bu ilk batışta yaptığımız sabitlediğimiz sık iğne. Onun tepesini kapatıyoruz. 2 zincir çekiyorum. Döndüm. 2 zincirimi kapattım. Bu şekilde yuvada. Bu birinci sık iğne. 2 İki zincir, ikinci sık iğne. 2 zincir, 3. sık iğne. Evet arkadaşlar bu şekilde iki zincir çekerek yuvaları dolduruyoruz. 4 oldu. 2 zincir kapattık. 1 2 zincir. Evet arkadaşlar. Bu şekilde 5 tane buraya ikişer zincirli kirpikler yaptık. Tekrar sıradaki yuvaya geçtim. 1 2 zincir. Kapattım iki zincirimi buraya bu birinci kirpiğim arkadaşlar. Bir, iki zincir. İki zincirimi kapatıyorum. Yuvada. İki zincir. Üçüncü. iki zincir. Dördüncü. iki zincir. Beşinci. Buraya toplam arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört olmuş. Bir tane daha yapıyoruz. Beşinci. 5 tane bu şekilde arkadaşlar veya 6 tane ikişer zincirle sık iğneler yapabiliriz. Tekrar sık iğne ile yuvaya geçtim. 1 2 zincir kapatıyorum kepük olarak buraya. 1 2 zincir 2 1 2 zincir 3 2 zincir 4 2 zincir 5 2 zincir 6 sayımız altı galiba arkadaşlar. Hepsine de genelde altı doldurduk sanırsam. Evet, sık iğne ile diğer yuvaya geçtim. 2 zincir kapattım bu şekilde. Bir iki zincir kapatıyorum. Bir iki zincir 3 oldu. 4 oldu. 2 zincir 5 2 zincir kapatıyorum yuvada 6 oldu. Evet. Bir yuvaya daha 6 tane kirpiğimizi yaptık. Sık iğne ile sıradaki yuvaya geçiş yaptım. 1 2 zincir. Kapattım bu şekilde. 1 2 zincir. 1 2 zincir 3 oldu. 1 2 zincir 4 oldu. 1 2 zincir 5 oldu. 1 2 zincir 6 oldu. Hemen arkadaşlar bu yaptığım sık iğnenin olduğu yere bir tane daha sık iğne yapıyorum. Şu şekilde meyilli durması için bir zincir çekiyorum. E, ee, yuvanın içinde sık iğne yapıp bırakmayın arkadaşlar. Muhakkak bu battığınız sık iğnenin yanına bir tane de aynı yere batın. Bir zincir çekip ipimi koparıyorum. İpimi arkadaşlar şu şekilde arkaya çekip Buradan arkadan bir tane olsun ilmeğimi alıp ipimi arkada yakıyorum. Evet arkadaşlar şöyle birazını alalım. Bir da makasımızla kısaltalım. Orada fazla duymaz. Evet arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz gibi püf noktası buradaki yeşilin yanındaki tane sık iğne gireceğiz arkadaşlar. Bir de Burada köşelerde döndüğümüz iki zincirlerin içine beyaz yuvaları yapacağız. Bu şekilde. Umarım anlaşılmıştır. Çok muntazam bir iş olacak. Evet arkadaşlar, buradaki iki zincirle bakın iki zincir hep iki zincir kesim yerlerinde yuvaları hazırladım. Sonra bir de bu bakın meyletmiyor. Sola doğru fazla meyletmiyor. Şu yeşil kısmının dibine iki tane sık iğne yapalım. Böyle muntazam güzel bir şekilde arkadaşlar kirpikli çiçeğimiz veyahut da çilek de diyebilirsiniz. Bu şekilde çok hoş iğneden tabi modelimiz oldu arkadaşlar. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.